Günaydın. Gerçi belki siz videoyu izlerken sabah olmayacak ama yeni vlogla karşınızdayım. Bugün uzun süredir çok merak ettiğim bir yere gidiyorum. Kadıköy'e karşıya geçeceğim. Moda'da Basta Street Food'a gideceğim. Bunu özellikle karşıda çalışan arkadaşlarımdan çok duyuyorum. Böyle öğlen yemeklerine gidiyorlarmış. İşte sokak yemekleri ama bir tık daha şık galiba. Dürümleri var, humusu var, hamburgeri var. Portakallı mercimek çorbasının metini çok duydum. Birlikte gelin. Dışarısı çok soğuk bu arada. Ondan kat kat giyindim. Birlikte gelin keşfedelim. Şimdi öncelikle şunu söylemeliyim ki böyle çok tatlı bir enerjisi olan, kendine az tatlı bir yer, ufak bir dükkan. Benim buraya gelirken aklımda humusunu tatmak vardı, portakallı mercimek çorbasını tatmak vardı. En iyi arkadaşım İpek onu çok anlata bitiremedi ve dürümlerinden tatmak vardı. Hatta kuzu kaburga dürümü tatmak istiyordum ama burada dediler ki kuzu kaburga hamburgeriniz çok iyi. Ondan kuzu kaburganın hamburgerini tadacağım, dana kaburgayı da dürüm olarak yiyeceğim. Portakallı mercimek çorbası, bir de humus. Şalgam suyu, belki üzerine bir de sütlaç patlatırız. Yani böyle bol yemeli bir gün bizi bekliyor. Bu arada Güneş Besteli kelle paça da varmış ama artık ona mecbur pas geçeceğiz. Şimdi portakallı mercimek çorbası ve humus geldi. Öncelikle çorbadan başlayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Bu Emaya Kupa'da servis edilme olayını çok sevdim. Çünkü biliyorsunuz Emaya çok sıcak tutar. Bayağı da şık gözüküyor. Bakalım tadı nasıl? Portakal bayağı mercimeği hafifletmiş. İçinde file badem var. Böyle bir şey yerken hep insanın ağzı böyle bir kıtırlık arıyor ya. İşte file bademden ve de kruton da var. O kıtırlığı alabiliyorsunuz. Bence bunun içine biraz böyle acı da çok yakışır. Yani biraz pul biber de çok yakışır. Portakal mercimek pul biber lezzeti. Limon yok. Gerek de yok. Bayağı beğendim. Ben de yapacağım bunu. Portakallı mercimek çorbası. İçinden böyle hafif hafif bir karanfil lezzeti de geliyor. Karanfil de zaten biliyorsunuz portakala çok yakışır. Böyle portakallı keklere, kurabiyelere illaki karanfil konur. O da çok yakışmış. Şimdi dana kaburga dürüm geldi. Amerikalılar humusu deneyeceğim. Humusu biraz daha farklı yapıyorlarmış. Tahin oranı normal humusların 2-2,5 katı kadar daha fazla oluyormuş. İçinde eser miktarda sarımsak varmış. Mesela ben humusu sarımsaklı çok severim. Ve de çok az limon tuzu varmış limon suyu yerine. Öncelikle hani humusun kıvamı çok önemlidir. Burada şunu görüyorum ki hakikaten bu ipeksi kıvamda bir humus. O konuda kıvamının iyi olduğu gelir gelmez belli oluyor. Tadına da bakalım. Hakikaten tahin oranı yüksek. Sarımsak lezzeti hani gelmiyor bile yani içinde gerçekten çok az olduğu belli. Kimyon yokmuş içinde. Yani şöyle ezber bozan bir humus diyebiliriz. Çünkü benim mutlaka her zaman için humusla aradığım lezzetler işte sarımsaklı olacak, bol limonlu olacak, kimyonlu olacak, baharatı bol olacak ama lezzetsiz mi? Bence çok lezzetli. Değişik bir humus ama lezzetli bir humus. Özellikle dediğim gibi o kıvamını, ipeksiliğini çok beğendim. Humus biliyorsunuz böyle Orta Doğu'dan hatta Akdeniz mutfağından çıkan bir lezzet ama ben Amerika'da yaşarken de şimdi dünyanın her yerinde inanılmaz popüler. Çok besleyici. İşte içinde tahin olduğundan dolayı böyle epey bir enerji veriyor. Kıvamının böyle olması için ne yapmak gerekiyor? O nohutun kabuklarını mutlaka ve mutlaka soymak gerekiyor. Nohutun kabuğu işin içinde kalırsa o zaman kıvamı pütür pütür pürüzlü oluyor. Güzel olmuş. Çok lezzetli. Böyle yemek de çok keyifli. Sandviçlerin, wraplerin içine sürmek için de çok lezzetli olur.
sıra geldi dana kaburgan dürüme. Lavaşı kendileri yapmıyorlarmış ama taş ocağından alıyorlarmış. Bakalım lezzeti nasıl. Eti bol. Bunu söyleyebilirim. İçinde turşusu, lahanası. Sosları çok lezzetli, yeşilli. Hepsi birlikte o yumuşacık da lavaşı. Buluşunca Tika'dan çok lezzetli. Biraz ben fazla tuzu buldum. Ama ben genelde böyle çok... Hani tuzu biraz az daha çok seviyorum. Ondan bu benden de olabilir. Ama bayağı 3 tane yansın. Şimdi hamburger yiyeceğiz. Şimdi kuzu kaburga burgerde sıra. Ben kuzu kaburga burgeri duyunca şöyle hayal ettim aslında. Hani uzun uzun ağır ağır pişmiş kuzu kaburga. Hani normalde böyle et et halinde hamburgerin arasında servis ediliyor gibi tahmin ettim. Ama bu kuzu kaburga kıymadan yapılmış bir hamburger köftesi. İçindeki sosu çok met ettiler. Köz patlıcanlı mayonezle birlikte sosu servis ediliyor. Ekmekleri, hamburger ekmekleri yine kendi yapımları. İçinde turşu var, bol karamelize soğan var. Sosu da böyle hem aşağı hem yukarıya bol bol sürdüler. Hem alt ekmeğe hem üst ekmeğe. İç böyle, ben böyle istediğim için böyle geldi. Çünkü az pişmiş seviyorum, ondan az pişmiş dedim. Hani siz de buraya gelecek olursanız istediğiniz gibi orta pişirtebilirsiniz. Tadına da bakalım. Ortadan fazlasını söylemiyorum. Gerçekten köz patlıcanlı mayonez müthiş. Bundan da ilham alacağım. Bundan sonra yaptığım servisin içine mutlaka bu köz patlıcanlı mayonezi kullanacağım. Onun dışında ekmek yumuşak. Ben hamburger ekmeğinde böyle biraz tatlılık seviyorum. Çok tatlı değil ama yumuşacık. Oldukça güzel kızarmış, başarılı bir ekmek. Köfte ben az pişmiş sevdiğim için benim damak tadıma oldukça uygun. Baharatın lezzetini de çok yerinde buldum. Hamburgeri de çok güzel ama hani dürüm bence şu an bir adım daha önde gibi. Şimdi efendim Basto usulü sütlaçla geldi. Basto usulü sütlaç aslında böyle bol karamelli bir sütlaç. Az önce bana anlattılar. Her katmanda ayrı ayrı karamel var. Üzerinde yine karamelize edilmiş fındık var. Hemen tadına bakacağım. Şimdi bu kadar çok karamel var. Şeker oranı bana göre çok yerinde. İlk önce onu söyleyebilirim. Hiç böyle hani bazı yerlerde sütlü açarsanız çok şeker doldurup bayar ya. Hiç öyle bir şekeri bayacak gibi değil. Tabii kıvamı bizim normal bildiğimiz sütlü açtan daha farklı. Karamel tadı oldukça yoğun. Ama benim en hoşuma giden tarafı şu üzerindeki fındık kıtırlar oldu. Yine böyle güzel bir kıtırlık. O yumuşak sütlaç dokusunu güzel bir şekilde kırmış. Beğendim ben Basta'yı. Bence güzel tatlı bir yer. Böyle minik olması çok hoşuma gitti. İşte çalışanları gayet keyifli buldum. Mesela hamburgere koydukları köz patlıcanlı mayonez hoşuma gitti. İşte humusları ezber bozan güzel bir humus. Bence gelinir. Sizler de mutlaka
Yoğunuz düşerse deneyin. Fiyatlar da fena değil. Zaten menünün de görüntülerini aldık. Onları da videonun içine bir yerde birkaç ara paylaşırız eğer hala paylaşmadıysak. Vlog çekmek keyifli oluyor. Gidecek yerler varsa, bana tavsiye edebileceğiniz yerler varsa sizler de bana yazın, olur mu? Çünkü yorumları okuyorum, elinden geldiğince cevap veriyorum ve sizin önerilerinize de gitmeyi çok isterim. Farklı bölümlerde, farklı tariflerde, vloglarda görüşeceğiz. Hoşça kalın.